Merhabalar, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonu ilk seferini anlattığımız serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Ankara ile Erzincan arasındaki izlenimlerimizi aktarmıştık. Bu bölümde ise seyahatin kalan kısmını Erzurum ve Kars gezimizi paylaşacağız. Ankara-Kars güzergahında çalışan Doğu Ekspresi'nin turistik versiyonu yolcularını adeta masalsı bir dünyaya taşıyor. Seyahat yazarlarının trenle seyahat edilebilecek dünyanın en iyi ilk 4 rotası arasında gösterdiği parkur, yolcularına el değmemiş manzaraları izleme fırsatı sunuyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinde sonlandırılan seferlere geçtiğimiz hafta 15 Aralık'ta yeniden başlandı. Turistik Doğu Ekspresi sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. Toplam 120 kişilik kapasiteye sahip olan trenin yataklı vagonlarında her kompartmanda 2 kişi seyahat edebiliyor. Doğu Ekspresi'nin turistik sembol haline gelmesi ve insanların yoğun ilgi göstermesi hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü yol boyunca göreceğiniz manzara, kar ve nehir oldukça etkileyici. Turistik Doğu Ekspresi'nde 2 kişilik yataklı kompartmanda kişi başı fiyat 650 TL olarak belirlendi. Turistik olmayan Doğu Ekspresi'nde sadece örtülü, kuşetli, pullman ve yemek vagonu var. Yataklı vagon yok. Tek kişilik pullman bileti kişi başı 8 TL. Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan çarşamba cuma, Kars'tan ise cuma ve pazar günleri yola çıkıyor. Karşılıklı olarak haftada 2 tren işletiliyor. Ankara'dan saat 15.55'te kalkan tren Kırıkkale, Kayseri ve Sivas üzerinden Erzincan'a doğru ilerliyor. İliç'te ilk molasını verdikten sonra Erzurum'a hareket ediyor. Yaklaşık 31 saat sonra Kars'a varılıyor. Kars'tan Ankara yönüne 22.20'de hareket eden tren 1310 kilometrelik parkurunu 32 saatte tamamlıyor. Seyahatimizin Erzincan'a kadar olan ilk 15 saatini anlattığımız videoyu izlemek için yukarıda verdiğimiz bağlantıyı tıklayabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ulaşımdan kültüre, inşaattan turizme birçok alanda faaliyet gösteren Oruçoğlu Holding sponsorluğunda hazırladığımız yayınımızda AGT Metro aracını tanıtmaya devam ediyoruz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan metro aracı lastik tekerlekli olması sebebiyle yüksek eğimli tepelere kolaylıkla tırmanabiliyor, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır kullanılan aracın ana teker sistemi 30 yıl gibi dayanıklı bir ömürde tasarlanmış. Elektrikli, çevreci motorları ve alüminyum gövdesiyle sade ve hafif bir yapıya sahip olan metro aracı sürücüsüz otonom bir şekilde de hareket edebiliyor. Parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarı çapındaki virajları da rahatlıkla dönebilen araç geniş iç hacmi ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Vojin marka AGT Metro aracını yeni bir ulaşım alternatifi olarak ülkemize getiren Oruçoğlu Holding, ürünü Türkiye'de yerli ve milli kaynaklarla üretmek için çalışmalara da başlamış. Sadece büyük şehirlerimize değil aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlere de bu hızlı ulaşım sistemini kurmak mümkün. AGT Metro aracını detaylı olarak tanıtan diğer toplu taşıma araçları ile karşılaştıran videonun bağlantısı yukarıda yer alıyor. Oruçoğlu Holding'e kanalımıza verdiği destek ve ülkemize kattığı değer için çok teşekkür ederiz. Saat sabahın 5'i, bir tren bekliyorum Erzurum garında, bir de bin bir umutla doğan güneşi diyor Atilla Efeoğlu. Şairin sabah saatlerinde tren beklediği Erzurum garına biz akşam saatlerinde giriyoruz. Erzurum garında karşılama müthişti. Davullu, zurnalı, halaylı, kebaplı tören günün yorgunluğunu aldı götürdü. Trende herkesin aklında Erzurum'a gelince bir an önce kebapçıya gitmek vardı ama istasyondaki coşkulu karşılama enerjimizi tazeledi. Akşam yemeğini ertelemeye ve ayağımızın tozuyla Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı ziyaret etmeye karar verdik. Otobüsümüz kısa bir süre içinde Erzurum Kongresi'nin yapıldığı o ünlü binanın önüne geldi. Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olma özelliğini taşıyor. Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları 23 Temmuz 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini Erzurum Kongresi'nde atmışlardı.
düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum'dan sürdüren Atatürk ve silah arkadaşları bu kongre ile ülkenin bağımsızlığına giden yolu açtı. Alınan kararlardan özellikle ikisi emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin özetidir. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Aslında o günlerde Erzurum tarihinin en zor dönemini yaşamaktaydı. Şehrin yarısı yıkılmıştı. Rus işgali ve Ermeni mezalimi yaşayan bir şehir tüm zorluklara rağmen böyle bir kongreyi yapmayı başarmıştı. Bu kongre aslında milli mücadelenin yerellikten ulusallığa geçişini de simgeler. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar daha sonra Sivas Kongresi sayesinde bütün yurda yayılmıştı. Kongrenin toplandığı bina 1864 yılında Mgırdıç Sanasaryan tarafından yaptırıldı. Bir süre Ermeni kız yatılı okulu olarak eğitim veren bina Cumhuriyet öncesinde devlet tarafından satın alındı. Bina 1924 sonlarında bir yangın geçirdi ve ahşap kısmı tamamen yandı. Onarılan bina Gazi İlkokulu olarak 1926'da hizmete açıldı. Zaman içinde Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi olarak varlığını devam ettirdi. 2011 yılında restorasyondan geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen bina Atatürk Resim Heykel Müzesi olarak hizmet veriyor. Tarihi binadaki turumuzu tamamladıktan sonra midemizi cağ kebap ile doldurduk, Erzurum'da gece mesaisine kaldığımız yerden devam ettik. İkinci durağımız çifte minareli metresi oldu. Erzurum'un sembolü haline gelen Selçuklu eserinin 13. yüzyılın sonlarında inşa edildiği kabul ediliyor. Sultan Alaaddin Keykubad'ın kızı Hunde Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği düşüncesiyle Hatuniye Medresesi olarak da anılır. Çifte minareli medresenin özellikle taç kapısında bulunan bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki derinliğin ve estetik anlayışın muhteşem örneklerini oluşturuyor. Bezemelerde ağırlıklı olarak bitkisel öğeler kullanılmıştır. En çok palmet ve rumi motifleri kullanılırken her ikisinin de birbiriyle uyumu dikkat çekmektedir. Taç kapının batı tarafına Orta Asya Türklerinin simgesi olan çift başlı kartal, ağzı açık iki yılan ve dilimli yapraktan oluşan bir hayat ağacı işlenmiştir. Doğu tarafında bulunan simetrinde ise yaprak ve kartal işlemesi yer almaz. Taç kapının iki yanında yükselen sırlı tuğla ve tuğla ile örülü motiflerle bezeli minarelerin boyu 26 metredir. Minarelerde turkuaz rengiyle dikkat çeken panonun içinde Arapça Allah yazmaktadır. Çifte minareli medreseden yürüme mesafesinde olan Yakutiye Medresesi'ne geçiyoruz. Yakutiye Medresesi, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto tarafından 1310 yılında yaptırıldı. Anadolu'daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olan Yakutiye Medresesi, düzeni, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle Erzurum'un en gösterişli yapılarından biridir. Yapının taç kapısı cepheden dışa taşmaktadır. Taç kapının yan yüzlerinde silme kemerle çevrili nişler içinde pars ve kartal motifleri dikkat çekmektedir. Ajurlu bir köreden çıkan hurma yaprakları iki pars ve kartal figürlerinden oluşan hayat ağacı Orta Asya Türklerinin önemli simgelerini bir araya getirmektedir. Basık kemerli ve oymalı olan taç kapının her tarafını kaplayan bezemeler muhteşem bir görüntü oluşturuyor. 1995 yılında restore edilen medrese günümüzde Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Doğrusu Erzurum'da daha uzun süre kalmak isterdik. Erzurum Kalesi, Taşhan gibi gezmek, görmek istediğimiz başka yerler de vardı ama artık trene dönmemiz gerekiyordu. Öte yandan gün içinde gerek canlı yayınlar ve gerekse detaylı çekimler ile yorulan basın yayın çalışanlarının trene binmeye pek niyeti yoktu. Müziği kim açtı bilinmiyor ama biri kendini kaptırmış, halayı başlatmıştı. Gelen katılıyor, zincir uzadıkça uzuyordu. Gecenin soğuğu çoktan unutulmuştu. Halaya katılmaya utananlar ise kenarda çay içerek ısınmaya çalışıyordu. Öte yandan makinistin de sabrı tükenmişti. Trenin ısrarlı düdükleri sonunda işe yaradı ve kompartmanlara doluştuk, Kars'a doğru yola koyulduk. Erzurum'a kadar dağların tepelerinde gördüğümüz kar artık yol boyunca kendini göstermeye başlamıştı. Kars karına girdiğimizde saatler gece yarısını gösteriyordu.
Kars'ta hava soğuk ama karşılama sıcaktı. Çok fazla oyalanmadan konaklama yerlerine dağıldık. Ertesi gün sabah erken saatte buluşmak için sözleştik. İyi bir uyku sonrası güzel bir kahvaltıyla güne hazırlandık ve Kanlıtapya'ya doğru yola çıktık. Peki Kanlıtapya nedir? 18. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu doğu sınırlarını korumak için büyük tabyalar inşa eder. Tabyalar bir bölgeyi savunmak için yapılan toplarla silahlarla güçlendirilmiş askeri yapılardır. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 14.000 kişilik büyük bir Rus kuvveti Kars civarındaki tabyalara saldırır. Düşman kuvvetleriyle göğüs göğüse çarpışan 500 askerden oluşan bu tabyadaki askerlerin tümü şehit olur, Kars Kalesi Ruslara geçer. O günden sonra tüm askerlerin şehit olduğu bu tabyaya Kanlıtapya denir. Geçtiğimiz yıllarda Kanlıtapya Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne dönüştürüldü. Müzede bal mumundan yapılmış asker figürleri dikkat çekiyor. Revirde tedavi edilen, koğuşta dinlenen ya da ameliyat edilen, mektup okuyan, mutfakta yemek yapan askerler canlandırılıyor. Karşılıklı yerleştirilen aynalar vasıtasıyla sonsuzlaştırılan şehit çarıklarıyla anıtsal bir görsellik elde edilmiş. Müzede o günlerde tabyada, savaş meydanlarında ya da yörede kullanılan savaş aletleri ile askerlere ait bazı fotoğraflar da yer alıyor. Tapya'nın bahçesinde bulunan beyaz vagonu da ziyaret ediyoruz. Rusya ile 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Anlaşması'nın ardından Rusya'ya yetince dönemin 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen beyaz vagon 13 metre uzunluğunda. Vagonun içerisinde dinlenme, yemek, kalorifer odası ile banyo yer alıyor. Vagonun dış cephesinde Osmanlıca ve Rusça olarak bu vagon Kızıl Ordu'nun Kazım Karabekir Paşa'ya hediyesidir yazıyor. Kanlıtapya ziyaretimizi tamamladıktan sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören yerine doğru hareket ediyoruz. Doğu'nun Efes'i olarak adlandırılan antik şehre Kars'tan yaklaşık 1 saatlik yolculuk ile varmak mümkün. Kars il merkezine 42 kilometre mesafede bulunan turistik alan Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ören yeri olma unvanına da sahip. Dünya şehri olarak adlandırılan Ani şehri 8 metre yüksekliğinde 4,5 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili. İpek yolu üzerinde bulunan ve antik bir ticaret şehri olan Ani, dönemin dini, idari, askeri ve sivil mimari örneklerini günümüze taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor. Antik kenti çevreleyen surlar ile katedral, cami, kervansaray, köprü gibi yapılar Ani'de görülmesi gereken en önemli kalıntıları oluşturuyor. Kars-Ermenistan sınırında pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören yeri kışın kar altında beyaza bürünüyor. Geniş alanı dolaşmak için hazırlıklı gelmiştik, botlarımızı giymiştik. Ancak biz bölgeye geldiğimizde çok fazla kar yoktu. Havada rahatsız edecek kadar soğuk değildi. Zorlanmadan tüm şehri dolaştık. Yaklaşık 5000 adım attık. Antik kentteki en önemli yapılardan birisi de Ani Katedrali ya da diğer ismiyle Büyük Katedral. Kırmızı, siyah ve kahverengi düzgün kesme taşlarla inşa edilen yapı bugün hala bölgedeki en büyük yapılardan biridir. Bagratlı Kralı 2. Sembat tarafından M.Ö. 990 yılında temeller atılan ve 1010 yılında tamamlanan kilisenin mimarı, aynı yüzyılda yaşayan ve İstanbul'da Ayasofya'yı onaran Tridat Usta'dır. Kilisenin planı haş şeklindedir. Ortadaki alan kemerleri taşıyan dayanıklı sütunlar ile sınırlandırılmıştır. Kilisenin dış cephesindeki figür ve kabartmalar ise 11. yüzyıl kilise mimarisinin tipik örnekleri arasında yer alır. Katedral 1064 yılında Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesinin ardından camiye çevrilmiş ve ilk fetih namazı da burada kılınmıştır. Bu sebeple Büyük Katedral'e Fethiye Camii de deniyor.
Bir sonraki durağımız Çıldır Gölü. Göl kışın buz tutuyor ama bu gölün üzerinde yaz aylarında gezi teknesiyle tur yapılıyor. Buz tutmuş göl üzerinde yürüyebilir ya da atlı kızaklarla gezintiye çıkabilirsiniz. Kişi başı 25 TL ödeyerek biz de kısa bir tur attık. Balıkçıların buzu kırarak aynalı sazan yakaladıkları görülüyor. Yakalanan balıklar daha sonra göl kenarındaki restoranların menüsünde yer alıyor. Yorucu ama keyifli bir günün ardından akşam yemeği için yörenin ünlü bir restoranına gidiyoruz. Kaz etini tatmak, aşıkların atışmasını dinlemek ve Kafkas dans ekibini izlemek için sabırsızlanıyoruz. Kars mutfağını un, baklagiller ve hayvansal ürünlere dayalı yiyecek ve yemekler oluşturuyor. Kars böreği, hangel, kete, helva, hörbe, Kars'ın sevilen yemekleri arasında. Kaz eti yörenin önemli lezzetlerinden biri. Kış aylarında özel bir yemek olarak sofraları süslüyor. Tandırda kaz asması ve kazın yağı ile demlenen erişte pilavı mutlaka denenmeli. Biz yemeğimizi yerken sizleri aşıkların atışmaları ve Kafkas ekibinin gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Biri toprak yapar, biri taş yapar. Biri göz çıkarır, biri taş yapar. Biri gizlisinden gayrı iş yapar. Biri kıran, biri keşfir. Birisi birinden gizli iş yapar, biri kılan biri keşfir bunlar. Bugün ne yapsanız boştur. Aynen. Bulut oğlu dosttan aralı benim, sevdaya düşmüşüm yaralı benim. Bugün bu meydanın kartalı benim, biri serçe biri kuştur bu. Biri serçe biri kuştur bu. Gördün mü? Ay, 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 ay
Kars'ta son günümüz. Birazdan uçakla İstanbul'a döneceğiz. Ama Fethiye Camisi'ni görmeden dönmek istemiyoruz. 1885 yılında inşa edilen Alexander Nevski Kilisesi bölgenin en eski yapılarından biri. Dikdörtgen planlı kilise açık ve koyu kahverengi tüf taşından yapılmış. Pencereler üzerinde yuvarlak kemerli alınlık ve üçlü yonca yaprağı biçiminde düzenlenmiş çatı üzerindeki uygulamalar genelde Baltık tarzı yapılarda görülür. Rus dini mimarisinin güzel bir örneği olan kilisenin soğan kubbeleri 1953 yılında sökülmüş, çan kulesi yıkılmıştır. İbadethane 1970'li yıllara kadar kapalı spor salonu olarak kullanılmıştır. 1984'te eklenen iki minare ile camiye çevrilmiştir. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon ilk seferini anlattığımız serinin sonuna geldik. Artık eve dönme zamanı. Kars Harakani Havalimanı şehir merkezine çok uzak değil. 15 dakika içinde limandayız. Yaklaşık 2 saat sonra Sabiha Gökçen'e varmış olacağız. Bu seyahatin organizasyonunu yapan Doğu Ekspresi'nde sezonun ilk seferinde bize de yer veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, basın müşavirliğine ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yardımsever güler yüzlü personeline şükranlarımızı sunarız. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz. Güzel oldu Mustafa Bey, hey hey hey. Kış mı darı deldi geçti, ağam kim, paşam kim, nikah kim, hanım kim, kim kim kim. Güzel oldu Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Güzel oldu Mustafa Bey.